Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes bugünkü videoma ve kanalıma hoş geldi sevgili dostlarım. Bakınız bugün günlerden salı, yani yarıştan 2 gün sonra biliyorsunuz pazar günü hem ekelerimizin hem yavrularımızın 117 kilometre Belçika yarışı vardı arkadaşlar. Orada biliyorsunuz birincilik bize nasip oldu. Tüm bölgelerde arkadaşlar en hızlı kuş bizden çıktı. Şimdi havayı şöyle göstereyim arkadaşlar. Hava biraz gene bulanık ama tüm gün yağmur yağdıktan sonra ben de kuşlarıma akşam antrenmanı yaptıracağım arkadaşlar. Ekelerimizi salacağım. Ondan sonra temizliklerini yapacağız. Her zamanki standart arkadaşlar. Rutin işlerimiz. Dediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz 30 numaramız yavrulardan, beni takip edenler çok iyi bilir. Akşam üzeri 9.30 gibi döndü arkadaşlar ve kuş bayağı yıpranmıştı. O günün, yani pazar günü yarışın sabahı da 6.30-7'ye doğru arkadaşlar geçen haftadan kaybolan 50 numaramız gelmişti biliyorsunuz. Şimdi 2 gün içinde neler değişti? Yani 2 günde biliyorsunuz 50 numara geldiğinde yürüyecek hali yoktu. Bakalım neler yaptım, ne ettim arkadaşlar. Tek tek anlatmaya çalışacağım ama önce şu aslanları bir salalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Tam da arkadaşlar Allah korusun doğan havası ama yapacak bir şey yok. Evet sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi ekelerimiz fırladı çıktı. Bunlar yumurtada yatıyor şu anda biliyorsunuz. Bakınız maşallah arkadaşlar. Bu arada birazdan anlatacağım. Tabii ne işlemler yaptığımı yavrularda geç gelen kuşlara ne yapmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Doğal olarak tabii arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım Facebook'tan da yazmış. Abi herkese gösterdin hiç ilaç filaç kullanmadan kuş nasıl yarışılır edilir. Ben arkadaşlar... her zaman söylüyorum, ilaç, vitamin, pardon antibiyotik kuş hasta ise verilir arkadaşlar. Tabii ben bunu kendi adımdan söylüyorum. Bu beni bağlar. İsteyen istediği gibi yarışabilir arkadaşlar. Ben her zaman anlattığım üzere bütün videolarımda ben bu kümesinde ne yaşanıyorsa onu anlatıyorum diyorum arkadaşlar. Yani diğeri arkadaşlar sen bu işi bilmiyorsun, biz böyle yapıyoruz derse ona da saygım var. Ama beni takip eden veya benim kanalıma abone olan herkes arkadaşlar ne yapmak istediğimi veya nasıl işlemlerden geçirdiğimi kuşları tek tek çekip koyduğum sürece görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi lafı uzatmadan tekrar içeri gireyim arkadaşlar. Biliyorsunuz malum temizlik standart artık. Ondan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Görüşmek ümidiyle. Evet arkadaşlar, ben kuşların temizliğini falan bitirdim. Kameramız bozuk mu gösteriyor bilmiyorum, havadan mı arkadaşlar. Ondan sonra kuşlar zaten hafta başı arkadaşlar. Şu kamera niye böyle gösteriyor bilmiyorum dostlar. Şöyle bir düzeltelim herhalde şimdi. Bakınız kuşlar yavaş yavaş çatıya gelmeye başladı. Bir de su var, yağmur yağdı tüm gün. Bakalım, hiç ellemiyorum. Şöyle kümesin içine bir girelim. Arkadaşlar kameradan... Evet şimdi düzeldi galiba. Hafta başı olduğu için arkadaşlar hiç kuşları ellemiyorum. İstedikleri kadar uçsunlar. Gene bir 20 dakika falan uçurdum. Tabii hepsi eşte şu anda. Yumurtada daha doğrusu. Bakalım gelsinler. Hiç sıkıştırma mıkıştırma yok arkadaşlar. Görüyorsunuz hafta başı olduğu için. Zaten hem yuvada hem de yumurtada oldukları için pek uçma taraftarı olmazlar ama... Bakınız dediğim gibi değil, böyle böyle her taraftan kuş gelecek arkadaşlar. Kuşlar zaten hafta sonu uçtu, 117 kilometreden geldiler. Haftanın başı olduğu için kendi hallerini bırakıp inmelerini bekliyorum. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar, yemleyeceğiz ve bir dahaki güne kadar veya antrenmana kadar hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi aşağı gelsinler arkadaşlar, hepsini ondan sonra çekeriz ve muhabbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Bakınız beni görüyorlar.
Gördünüz mü arkadaşlar? Hepsi geliyor. Bu arada bakınız, yemim tozlu gibi görünüyor değil mi arkadaşlar? İçinde kırmızı taş, normal 20 kuşluk yem, ama bunun yarısı tabii şu anda. Bu çağırmak için kuşları içeri. Ondan sonra biraz da mineral koydum arkadaşlar. Öyle yemlemeye çalışacağım. İçeri girince daha detaylı görebilirsiniz arkadaşlar. Şunlar bir gelsin bakalım. Gel. Bakınız çıkan toza. Bu mineral arkadaşlar. Gel, 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 gel. Hala içimde bir umut var. Kaybolan yavrulardan bir tanesi zınk diye aralarına düşecek gibi arkadaşlar. Öyle bekliyoruz işte, bir umut. Şunlara bakayım. Hepsi geldi mi? Havadan inenler var. Bir de şeyi anlatacağım arkadaşlar. Karartma işine değişiklikler var. Onları anlatacağım size birazdan. Gelin bakayım. Önce şunları işini bitirelim. Bakınız, lamba yanmasına rağmen kümes karanlık arkadaşlar. Gel. Yavaş, yavaş. Dur. Evet arkadaşlar, yemimin yarısını verdim. Yani 10 kuşluk yapmıştım. Yemini verdim. İçinde dediğim gibi kırmızı taş, yani çakıl taşı, midye kabuğu. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Karışık yemimiz var. Ve biraz da bir kaşık da mineral attım arkadaşlar. Mineral biliyorsunuz pembe toz. Kuşlarınız özellikle yavrudayken onları yer, ama ben yemle karıştırdığım için arkadaşlar mecbur kalıyorlar. Yem tozlanıyor, yani mineral oluyor. Yiyorlar. Sulumun içinde arkadaşlar gene sarımsaklı suyum var. Hafta başı 2 gün yapıyorum onu. Kuşlar dönüşte mutlaka çok aşırı sıcak olmadığı zaman bunu veriyorum. Ama sıcaklar çok olduğu zaman arkadaşlar ne veriyorduk kuşlarımıza? Neydi onun adı? Elektrolit arkadaşlar. Elektrolit biliyorsunuz kuştaki tuz kaybını, su kaybını, işte vitamin kaybını geri yüklüyor arkadaşlar. Ama birazdan anlatacağım içeride yavrular bölümünde. Biliyorsunuz temin videonun başında anlattım. Kuş eğer eve geç gelirse arkadaşlar çok aşırı yani kendini boşaltıyor. İçini boşaltıyor arkadaşlar. Kaslar bu sefer zayıflamaya başlıyor. Ama dediğim gibi ben bir şey uyguluyorum arkadaşlar. Onu da söyledim geçen videolarımda galiba. Birazdan onu da anlatmaya çalışırım. Bu arada ya, bunların yemini vereyim arkadaşlar. Bakınız yarısını verdim. Şimdi yarısını daha vereceğim. Ondan sonra bunların işi bitiyor arkadaşlar. Ta ki yarına kadar. Birazdan görüşelim. Evet sevgili dostlarım. Bakınız taze sularını, yani sarımsaklı suyunu verdim arkadaşlar. İkinci tur yemlerini verdim. Görüyorsunuz ekeler burada. Bunların işi bitti arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim yavru kızancıklara. Gelin bakayım. Bakınız bu 50 numara dostlarım. 2 gün önce geri dönüş yaptı. Normalde bu kuş kendini kaldıramayıp burada pat diye düşmesi lazım. Çünkü durumu o kadar kötüydü arkadaşlar. Ne yaptığımızı anlatacağım birazdan. İçeri girdiğimizde ben bunların işini de bitireyim. Temizliğini bunlar uçsun arkadaşlar. Bunları da ellemeyeceğim arkadaşlar. Ne kadar uçarlarsa uçsunlar. Dediğim gibi hafta başı. Ondan sonra bakınız gene kara bulutlar çöktü üstümüze. Bakalım yavrulara. Arkadaşlar bakınız 50'de içlerinde. Bastı gittiler. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu anda hiçbir yerde görünmüyorlar. Bu her zaman anlatıyorum iyiye işaret arkadaşlar. Özellikle yarış sonrası isterse mesafe 60 kilometre olsun hiç fark etmez. Kuş eve geldikten sonra eğer kendini toparlıyorsa arkadaşlar, bu sizin öbür haftaya da kuşlarınız hazır demektir. Yani hafta başından anlamanız lazım. Birazdan ben kümesi temizleyeyim. Bakınız onlar gerçekten çekip gitti. İçeride bir tek kuşum var. O da 30 numara, çünkü onun altında bir sürprizi var. Birazdan görüşelim. Arkadaşlar görüyorsunuz ben kümesi temizledim, içeri girdim çıktım. Bakınız yavrulara. Kara bulutların orada arkadaşlar. Elimize kalan son yavrular.
Aşağı yukarı bir yarım saat oldu arkadaşlar. İnanın bana. Hava yine yağacak bugün ama maşallah 2, 4, 6, 8, 10 bir tane yabancı var herhalde. Çünkü içeride bizim 30 numaramız yatıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bakınız elimde ne var. Bu bildiğiniz sarı peynir arkadaşlar. Yani Türkçesi kaşar peynir. Şimdi bu kaşar peyniri arkadaşlar ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Özellikle kuş dışarıda kaldığı zaman 2-3 gün sonra eve geldiği zaman arkadaşlar bundan şöyle parça koparıyorum arkadaşlar. Şöyle nohut kadar veya şöyle diyeyim. Evet nohut kadar yapıyorum arkadaşlar. Ve kuşun ağzına atıyorum dışarıda kalan kuşlara. Çünkü peynirde arkadaşlar aşırı kalori var. Ve bildiğim kadarıyla tam yanılıyorsam beni düzeltin. B12 çok olan bir yiyecek maddesi arkadaşlar. Bakınız ben bunu böyle yapıyorum. Ondan sonra şimdi tek başıma çekebilir miyim bilmiyorum ama hem içeri girelim hem de anlatayım arkadaşlar. Size basit bir yöntem arkadaşlar. Bakınız 30 numaranın haline ne var oğlum altında? Bakalım altında ne var? Bakınız arkadaşlar 30 numara nasıl toparladı? Gel al peyniri ye. Al. Bakınız arkadaşlar. Ben şimdi tek başım olduğu için ağzını açmam lazım. Ama bakınız yedirdim arkadaşlar. Yedi. Al bakayım bunu da al. Gördünüz mü sevgili dostlarım? 2 gün oldu geleli. Ne haldeydi kuş? Altını boşaltmıştı. Şöyle bir isterseniz yavrusundan kaldıralım. Bir bakalım şöyle. Nasıl bir kuş? 2 günde toparlanır arkadaşlar. Gözünüzde görüyorsunuz. Maşallah. Dur yavaş. Yavrunu ezeceksin yavaş. Bakınız arkadaşlar maşallah. Yani daha önümüzde aşağı yukarı 5-6 gün var yarışa. O zamana kadar toparlarız. Bakınız 50 numaraya aynı 30 numaraya verdiğim gibi arkadaşlar. Beyaz peyniri verdim. Şu anda onlarla beraber yarışıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Beyaz peynir diyorum ya. Sarı peynir arkadaşlar. Kaşar peyniri. Bakınız şöyle koparıp şöyle yaparsanız arkadaşlar. Bakınız elinize nasıl yağı bulaşıyor sevgili dostlar. Bildiğim kadarıyla dediğim gibi B12 vitamini içeriyor ve kalsiyum içeriyor arkadaşlar. Bir de yağ var. Bu da yağlı kaşar peyniri arkadaşlar. Ne oluyor o zaman? Kuşun zaten geç kaldığı zaman veya 2 gün sonra eve döndüğü zaman aşırı yağ kaybından kuş eriyor. Altını boşaltma dediğimiz o arkadaşlar. Bu sefer de ne oluyor? Kuş eğer yağı bitirince içindeki arkadaşlar bu sefer kaslara vuruyor. Bakınız vallahi inşallah bir şey de almamıştır. Kuş tek başına geliyor arkadaşlar ya. Çok ürkütücü bir hava işte. Vallahi hangisi bilmiyorum. Tek başına çıktı geldi ötekiler yok. Ne oluyor o zaman arkadaşlar? Kuş yağını bitirince bu sefer kaslara vuruyor arkadaşlar artık. Ondan sonra kaslarda erimeye başladım. Kuşun toparlanması çok uzun zaman alıyor. Gerçekten uzun zaman alıyor. Yani haftaya yetişmez. Ama dediğim gibi böyle yaparsanız sevgili dostlarım. Bak şu büyüklükte ağzını açıp atarsanız. Gerçekten kuşlarınızın özellikle oyun kuşu besleyelim. Veya yavruda yavru gelişmeyen yavrulara. Ben bunu önceki videolarımda anlattım. Ağzına günde bir kere atsanız arkadaşlar. 3-4 günde zaten farkı göreceksiniz. Bu kuş niye tek başına koptu geldi. Bilmiyorum. 50 numarada olabilir ama hava iyice berbat oldu arkadaşlar. Bunların dağılması hayra alamet değil arkadaşlar. İnşallah Doğan amcamız gene ziyarette bulunmamıştır. Biliyorsunuz hep böyle yarış üzere bir şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım geldiklerine çekelim. Gene videomuz 13 dakikalık bir video oldu. Herhalde bu 50 numara olabilir. Evet arkadaşlar görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar. Vallahi yağmur bastırdı. Arkadaşlar 45 dakikadır video pauzede. 3 tane yavrum gelmişti arkadaşlar. Bakınız. Vallahi billahi yavrular gerçekten korkuttu arkadaşlar. Bakınız geliyorlar. Maşallah arkadaşlar ya. Çektiler gittiler gene bu havada. Ben Doğan saldırdı sandım ama. 50 numara geldi bakınız içeri. Gerçekten 45 dakikadır yoklardı arkadaşlar. Bakınız 50 numara burada. Nasıl düzelmiş arkadaşlar. Şu ikisi. Bak 22 numara geri geldi. O önce geldi. Vallahi korkuttular. Bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz çadırı açtım. Her tarafa yağmur yağıyor. Bunlar da maşallah iyi gezindiler geldiler arkadaşlar.
2, 4, 6, 8, 9. Allah Allah, yabancı var o zaman aralarında arkadaşlar. Biliyorsunuz 10 tane yavrumuz var toplam. Gel. Aferin size be. Ben tahmin ettim, hani Doğan saldırdı ayırdı bunları sandım. Öyle tahmin ettim daha doğrusu. Ama maşallah arkadaşlar. Geri dönüş yaptılar. Yağmura bakın, hızlandı iyice. Her taraf ıslanmaya başladı. Gel 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 gel. Gel gel oğlum gel. Maşallah. Arkadaşlar isterseniz ben onları çağırmayı deneyeyim. Ondan sonra yağmur yağıyor çünkü. Bakınız çıkıyorum, hemen ıslanıyor kamera filan. Aşağı indireyim. Ondan sonra konuşmamızı yaparız gene. Bakınız alçaldılar ama. Gel 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 gel. Yemliği almaya gidemedim oraya. O kadar yağmur yağdı temin. Ama isterseniz şöyle gidelim. Alalım arkadaşlar. Bakalım. Yemliğimiz nerede bu arada? Dışarıdan mı bıraktık? Gel. Allah Allah. Ha, yere. Yağmur yağınca yere bırakmışlar arkadaşlar. Evet, burada varmış yem. Gel. Çadırın altından çıkamıyorum. Yağmur yağıyor. Kamerayı da bozacak. Gel. Uçsunlar bakalım arkadaşlar. Ben indirmeyi deneyeyim. Görüşelim. Arkadaşlar bakınız, yabancılar geldi iki tane. Gel. İki tane yabancı var arkadaşlar. Come on. Gel gel gel. Bakınız şu güllü. Şu arkadaki iki tane yabancı arkadaşlar, görüyorsunuz. Her yere yabancı düşüyor. Bizim kuşlarımız başka yere gidiyor. Onların kuşları bu taraflara geliyor arkadaşlar. Gel gel. Benim erkekler de kızgın tabii. Gel. Bakınız yabancılara. İki tane. İkisinin ayağında da çip var. Yok, birinde çip var, pardon. Gel 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 oğlum. Gel 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 gel. Gel gel. Bizimkiler girmiyor ki çünkü kızgınlar arkadaşlar. Gel gel. Bakınız benim erkek nasıl peşinde geziyor. İkisinin de bakın. İki tane yabancı. Gel. Birisinde çip var, birisinde yok arkadaşlar. Gel 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 gel. Bakınız güzel de bir tane şey. Şu arkadaşlar. Gel benim erkeğe bakın arkadaşlar, arkasından gidiyor. Gel. Gel. Burada lan, burada eşin, gel. Gel gel gel. Gel eşin içeride, gel. Bak burada, gel. Bak nasıl gördü. Evet, bizim erkek gene onlarla uğraşıyor. Arkadaşlar ıslandım ben bugün bayağı. Ama yavrular gerçekten bugün beni korkuttu. Bakınız hava karardı. Lamba bile kar etmiyor içeride arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Artık karartma işi bitmiştir arkadaşlar. İlk yarıştan itibaren bunu söylemeyi unuttum hep size. Çünkü niye arkadaşlar? Artık telek attırmadık. Artık günü uzatmamız lazım. Yani saat 10-11'e doğru, 11'e kadar ışık veriyorum arkadaşlar. Bu bilginize olsun arkadaşlar. Anlatmaya çalıştım niye karartma yaptığımızı. Şimdi de olayı tersine çeviriyoruz. Yani günleri uzatıyoruz ki kuşlar olduğu tüyde kalsın diye arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, bugün gerçekten yavrular beni korkuttu. Ne haber oğlum? Bakınız maşallah 30 numaramıza ağzına verdik arkadaşlar. Ne verdik? Kaşar peynirimizi verdik. Evet, dediğim gibi arkadaşlar bugün de böyle bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Lütfen şu seyreden arkadaşlar bir yorum beğeni yapsın arkadaşlar. Arkadaşlarına tavsiye etsin. Eğer dediğim gibi bir şeyler öğrenebiliyorsa veya ben bir şeyler aktarabiliyorsam arkadaşlar. Ne diyorduk biz? Herkesin bildiği kendi kadar, benim bildiğim bu kadar. Ve bir Ergün Aysarı sözüyle de videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz, yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinden oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.